Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz. Bu analizimizde sizlerle birlikte 2020 yılı bilançosunu açıklayan Saray Matbaacılık yani SAMAT'ın hem teknik analizini hem temel analizini orta vadeli şeklinde yapacağız. Analizlere başlamadan önce arkadaşlar şu anda kanalımızda 100'ün üzerinde firmanın 2020 yılı bilançoları dahil edilerek teknik ve temel analizleri yapıldı. Yukarıya koyuyorum, izlemeyi unutmayın. Aynı zamanda arkadaşlar Borsa İstanbul'da işlem gören, işlem yapan en başarılı yatırım fonlarını tek tek fon fon inceledik. Hangi hisselere, hangi sektörlere yöneldiklerini merak ediyorsanız yukarıya koyuyorum, izlemenizi tavsiye ederim. Ve son olarak arkadaşlar bence de en önemlisi Borsa İstanbul'da işlem yapan en başarılı 10 tane fonu hangi hisselere yöneldiklerini, hangi sektörlere giriş çıkışlar var bunları da görmek istiyorsanız tek bir videoda kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim. Yukarıya koyuyorum. Evet, yüzdesel bazda konuşuyorum. Aktif büyümesi 19'dan artı eksi 19'dan artı 11'e. FAVÖK yıllık büyümesi eksi 50'den artı 200'e. Net satışlar büyümesi 8'den eksi 12'ye. Öz sermaye büyümesi eksi 60'dan artı 239'a. Bakalım nasıl olmuş. Stok devir hızı hafif artış var, pozitif. Alacak devir hızı düşmüş, alacaklarını yavaş tahsil etmeye başlamış. Aktif devir hızı hafif düşmüş, çok da negatif etkilemez bu düşüş. Esas faaliyet kar marjı 3.5'den 15.4'e, net kar marjı eksi 11'den artı 4.8'e, aktif karlılık eksi 14'ten artı 5'e, brüt esas faaliyet kar marjı 6'dan 18'e, öz sermaye karlılığı eksi 82'den artı 23'e. Yani arkadaşlar Saray Matbaacılık geçen sene neredeyse iflas etme boyutuna gelmiş muhtemelen. 2019 yılında Saray Matbaacılık %82 daralmış. 2020 yılında %23 büyümüş. Kendini negatiften pozitife büyüyerek çevirmiş arkadaşlar. Güzel bir faaliyet yılı geçirdiğini söyleyebilirim. Cari oran 1.14, likit oran 0.53. Bunlar da kabul edilebilir seviyeler arkadaşlar. Buradaki metriklerin ne manaya geldiğini merak eden arkadaşlarımız varsa yukarıya temel analiz eğitim setini koyuyorum arkadaşlar. Bir de grafik bazı bakalım. 2019 yılında SAMAT FAVÖK bölü satış gelirleri 5.2'den 17.5'a. Esas faaliyet kar marjı 3.6'dan 15.5'a. Net kar marjı eksi 11'den 4.9'a. Öz sermaye karlılığı eksi 82 daralmadan artı 23 büyümeye. Brüt esas faaliyet kar marjı 5.8'den 18.8'e. Güzel bir bilanço diyebiliriz şimdiden. Peki SAMAT sektörüne göre ucuz mu, pahalı mı? Kağıt ürünleri sektörü fiyat kazanç oranı 33, SAMAT 44. Burada pahalı kaldığını söyleyebilirim. Yatırım tavsiyesi değildir diyerek. Piyasa değeri defter değeri tarafında kağıt ürünleri 7.4, piyasa değeri defter değeri tarafı 6.7. Burada da hafif bir ucuzluğu var. Lakin ben ucuzluk pahalılıkta fiyat kazanç oranını önemsiyorum arkadaşlar. Bir de rakamlara bakalım arkadaşlar. Net satışları 115 milyondan 100 milyona geri çekilmiş. Esas faaliyet kar zararı 4 milyondan 16 milyona çıkmış. Ana ortaklık payları net dönem kar zararı eksi 13 milyondan artı 5 milyona gelmiş. 4.95 milyon. Öz kaynakları 9 milyondan 32-33 milyonlara çıkmış. Gayet güzel olduğunu söyleyebilirim. Arkadaşlar kanalımıza abone olup bizleri takip edip zili açmanız neden önemli? Buradaki firmaların bilançoları açıklanır açıklanmaz. Gücümüz yettiğince en kısa sürede bunları yüklemeye çalışıyoruz. Şu anda yoğun bir bilanço dönemi, yetişemiyoruz. Bilginiz olsun. SAMAT'a baktığımız vakit arkadaşlar burada benim dikkatimi en çok çeken iki şey var. Borç kaynak oranı %88'den %65'lere gelmiş. Yani şirket %23 borçluluğunu düşürürken %82 daralan bir firma %23 büyümeye geçmiş. Büyümeye geçen bir firma haline gelmiş. Gayet güzel. Bir de ROIC tarafına bakalım. ROIC tarafı 8'den 29'lara gelmiş. Bu da güzel. Eğer arkadaşlar fiyat kazanç oranı tarafında sektörüne göre pahalılığı olmamış olsaydı süper bilanço diyecektim. Lakin pahalılığı var. Borç kaynak oranını, borçluluğunu azaltırken büyümeye geçmiş. Güzel bilanço diyorum. Orta vadede sınırlı pozitif etkisi olacağını söyleyebilirim. Teknik tarafa bakalım. Yatırım tavsiyesi değildir diyerek bir de tekniğine bakalım. Arkadaşlar teknik tarafta şurada borsadaki geri çekilmeyle ciddi bir aşağı yönlü bir hareket yapmış. Şu an için ortalamalar bazlı sizlere konuşacağım. Şurada gördüğünüz turuncu 200 günlük ortalamasından destek almış. Bakın 200 günlüğün altını kırması çok zor. Bu 200 günlük nedir? 5.30. Eğer ki 5.30'un altında sizler bu hisseyi görürseniz bu arkadaşlar
bir ciddi alım pozisyonudur. Bilginiz olsun. Yani 5.30'lar çok ciddi alım yerleri. 5.30'un 6 ve 5.30'ları dokunuşlar çok ciddi bir alım getirir. Tepki ki zaten bakın burada tepkiyi görmüş, yukarı atmış. Şu an için arkadaşlar kısa vadede 5 günlük ortalamasının üzerinde kapatması hisse adına orta vadede pozitif olabileceğini, kısa ve orta vadede pozitif olacağını söyleyebiliriz. Eğer ki 5 günlük ortalama nedir onu da söyleyeyim. 5.91'in altına sarkmadığı sürece yatay piyasa, hafif yukarı yönlü bir yatay piyasa beklentiniz olabilir. Yatırım tavsiyesi değildir diyerek söyleyeyim. Eğer ki arkadaşlar 6.96, 7 liranın üstüne doğru bir kapanışlar gelmeye başlarsa Samat tarafında yukarı yönlü bir hareket başlatır. Bilginiz olsun. Ve yukarıda da 8.50'lik bir direnç var. Buranın kırılmasını bekleyebilirsiniz. Veya dediğim gibi şuradaki 20 günlük ortalama olan 7 lirayı yukarı yönlü kapatmasıyla piyasa yukarı yönlü bir hareket getirebilir. Aynı zamanda bakın şurada momentum tarafında pozitife çevirmeye çalışıyor kendini. Aşırı bir negatif durum olmuş. Yaklaşık 1-1,5 aydır negatif tarafta Samat momentum tarafını. Pozitife çevirmesiyle de şuradaki dirençleri kırmasıyla yukarı yönlü bir hareket kısa ve orta vadede beklenebilir. Negatif bir hareket gelirse aşağıdaki destek ve ciddi alım fırsatı olan yerleri sizlere söyledim. Sonuç olarak arkadaşlar temel analiz tarafında güzel bir bilanço açıklamış. Sınırlı pozitif etkisi olacağını sizlere ilettik. Teknik tarafta ise kendini negatiften pozitife çevirmeye çalışıyor. Özellikle ortalamaların üzerinde hareketler gelmesi güzel mesajlar oluşturabilir. Sizlere dediğim destek ve dirençleri takip ederek elinizde varsa hissenizi, yatırımınızı takip edebilirsiniz. Arkadaşlar kanala abone olup zili açın. Instagram'dan bizi takip edin. Fırsatları kaçırmayın. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamına da girmemektedir. Kendinize iyi bakın. Fırsatları kaçırmayın.